Oda başkanım, kurul üyelerim, değerli meslektaşlarım, bir 7 Mart muhasebe haftamız kutlu olsun. Muhasebe haftası etkinliklerinde çerçevesinde düzenlediğimiz Bursa'ya bir film gelmiş, edebiyat, sinema ve Bursa konulu söyleşi ve imza günümüze hoş geldiniz. Etkinliğimize geçmeden önce TÜRMOB tarafından 1-7 Mart muhasebe haftası için hazırlanan filmimizi izliyoruz şimdi. İbrahim Dinsel, Serkan Serli, Cemal Pekcan, Süleyman Özden Korç, Beyiz Biçere, Halil Hancanlısı'na. Haberler yapıyorum.
Adaylar o işte istemeye gitmişler. Var abi. Adayım ya var. Mecit yok ama küçük Mecit burada. Onunla anılmak istemiyorum. Değil mi yani? Hem de bağımsız bir karakter. Etkinliğimizin açılış konuşmasını yapmak üzere Oda Başkanımız Sayın Ahmet Hikmet Sönmez'i kürsüye davet ediyorum. Açılış konuşması yapacak bir şey yok ama şimdi muhasebe haftasında amacımız tabii şuydu, sürekli muhasebeyle ilişkiliyiz ama sanata dair, edebiyata dair tabii devrimci kişiliğiyle yıllardır tanıdığımız Güney Hocam'ın birikimini sizlerle paylaşmak istiyorduk. Çünkü Bursa'ya önemli değerler katıyor, Nülüfer'e önemli değerler katıyor. Göreve geldiği günden bu yana daha önce Eğitim Sen Şube Başkanlığı da yaptı. Kendisi bir eğitmen. Ama Nülüfer Belediyesi'nde Kültür Müdürlüğü görevi esnasında Bursa'yı çok sayıda sanatçıyla buluşturdu, edebiyatçıyla buluşturdu. Yani bu anlamda Bursa'ya çok önemli değer kattığını düşünüyorum. Yani ve kendisinin birkaç söylesine katıldım. Ama en çok keyif aldığım bir kitap evinde yapılan söyleşi de benim de orada öğrendiğim Türkiye'de ilk çekilen köy filminin Bursa'da Çalı'da çekildiğini ve Bataklıdam'ın kızı Aysel'di bildiğim kadarıyla. Çok keyifliydi. Yani kendisi araştırma, daha çok araştırma yazıları yazıyor. Ve Nazım üzerine, Yılmaz Güney üzerine, sinema üzerine, şiir üzerine, edebiyat üzerine güzel çalışmaları var. Bu anlamda en azından bugün bir katılım istediğimiz gibi olmasa da, çünkü hakikaten muhasebe haftasını çok hüzünle kutluyoruz. İşte 6 meslektaşımız bu 15 günlük süre içerisinde yaşamını kaybetti. Onlara buradan Allah'tan rahmet diliyorum. Ve bundan sonra masa başında ölmek istemiyoruz diyoruz. Ve ortak taleplerimizi bugün saat 11'de yaptığımız basın açıklamasıyla, kamuoyuyla paylaştık. Türkiye'nin dört bir yanında yaptığımız görüşmelerle 28 Şubat'ta Ankara, bugün 2 Mart'ta Bursa, yine 4 Mart Pazartesi günü Antalya, 5 Mart İstanbul gibi böyle devam ederek bu haftayı Angaryalar ve İşte taleplerimiz olan, en önemli talebimiz mücbir sebep, diğer talepleri sıralayarak bu meslek sorunlarımızı ifade edeceğiz. Ve bize yüklenen son dönemdeki iş yükü ve sürekli artan iş yükünü istemediğimizi, Angaryaları kabul etmediğimizi ifade edeceğiz. Türkiye'nin dört bir yanında. Umarım bu karşılık bulur. Yani hiçbir hak mücadele etmeden alınmıyor. Mücadele etmeye devam etmek lazım. Onun için de tüm Türkiye'deki meslek mensuplarına buradan bir selam gönderiyorum. Tek ses, tek yürek olarak meslek sorunları çözebiliriz. Ve meslekte gruplar, ekipler, tek tek kişiler, farklı farklı görüşlerin olması zenginliktir. Ama ortak sorunlarımızın çözümünde birlikte olmamız ve tek vücut olmamızda fayda var diyorum. Bu günde kaybettiğimiz meslektaşlarımız, bundan sonra tekrarı olmasın diyoruz. Onlara da bir anlamda, yani bugünlerde şehit, her tek insana vefat eden, yaşamını yitireni şehit diye ad ediyorlar. Eğer böyleyse bizim meslektaşlarımız da mesleğini ifade ederken masa başında kalp krizi geçirerek, beyin kanaması geçirerek hayatlarını kaybettiler. Onları da meslek şehitli olarak, şehitleri olarak anıyoruz. Ve söyleşimize geçelim. Hocamız da biz de birikimlerini paylaşsın. Keyifli bir söyleşi olsun diyorum. Konuşmalarından dolayı Oda Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bursa'ya bir film gelmiş. Edebiyat, sinema ve Bursa konulu sunumlarını yapmak üzere değerli konuğumuz, araştırmacı yazar Sayın Güney Özkılıcı davet ediyorum. Teşekkür ederim.
Şimdi ben de öncelikle muhasebe haftanızı, evet, buruk olsa da kutluyorum. Görevleri başında yitirdiğimiz tüm meslektaşlarımıza da ben de başsağlığı diliyorum. Sevgi ve saygıyla anıyorum hepsini. Bursa odamıza da Ahmet Bey nezdinde, işte Raşit Bey çok önceden yıllardan beri tanıdığım diğer dostlarım, teşekkürler ediyorum bu nazik davetinizden dolayı. Şimdi aslında bu kentte yaşıyoruz, bir kentte yaşıyoruz ama yaşadığımız kenti bilmeden yaşıyoruz bazen. Neye yarıyor bu? Ben bir mektup almıştım Nazım'ın Bursa Yılları kitabı ilk yayınlandığında ve benim hep anlattığım bir şeydir bu. Beni etkileyen en önemli mektup olmuştur bu. Neydi bu mektup? Kitabımı alıp okuyan bir çift Gürsu'da, bir öğretmen çift, bir buçuk yıl önce Bursa'ya gelmişler kitap yayınlanmadan önce ve gitmeye karar vermişler Bursa'dan. Sevmemişler Bursa'yı. Kitabı okuduktan sonra, tabii burada benim yazma tekniğim, yazma biçimim değil, bunu anlatmayacağım. Bursa'da yaşanılan anları ve işte önemli şairlere, yazarlara ev sahipliği yapan Bursa'yı öğrendikten sonra Bursa'dan gitmemeye karar vermişler. Biz bu şehirde yaşamaya karar verdik. İşte Nazım Hikmet bu şehirde yaşamış. İşte Ahmet Hamdi Tanpınar burada. Ve daha birçok şair, yazar bu kentte anılar bırakmış. Biz de bu kentte yaşıyoruz diye bir mektup aldım. Bu mektuptan çok etkilenmiştim. Şimdi üzerine en fazla şiir yazılan ikinci kenttir Bursa. Yani İstanbul'u sayarsak birincisinde. 400'ün, 500'ün üzerinde şiir yazılmış Bursa üzerine. Çok önemli şairler var. Atilla İlhan'dan Nazım Hikmet'e, işte Ceyhun Atuf Kansu'ya, Karacaoğlan bile. Karacaoğlan'a kadar gidebiliriz. Bursa Şiirleri Antolojisi adıyla Olay Gazetesi'nde çalışan aynı zamanda Nahit Kayabaşı, sevgili şair dostum, yazar dostum, bunu kitaplaştırdı. Biz de Nilüfer Belediyesi olarak yayınladık bunu. Ben aynı zamanda Nilüfer Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürüyüm. O kitabı yayınladık. 400'ün üzerinde şiir olduğunu tespit ettik. Yani daha da bir derinleşti. O da belli bir aralıkta. Yani Cumhuriyet'ten günümüze. Ki öncesi de var bunun. O nedenle Bursa düz bir şehir değil. İlk Milli Eğitim Bakanımız da bunu söylüyor. Hasan Ali Yücel, bakanlarımızdan birisi. Diyor ki Bursa içe doğru bir şehirdir. Yani hikayesi olan bir şehirdir diyor. Gerçekten öyle olmasa ki Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer Belediyesi, Osman Gazi ve diğer belediyeler bir sürü kitap yayınladı Bursa ile ilgili. Değişik, farklı konularda. Şimdi biz neyi yayınladık? Mesela ben kendi adıma söyleyeyim. Arkadaşlarımla Bursa'nın kadın yüzünü. Bursa'ya değer veren 150'ye yakın kadını anlattığımız bir kitap bu. Bundan sonra Trabzon, Ankara, İzmir böyle bir şey yapmak istedi örneğin. Böyle bir çalışma yapmak istedi. İşte sinemanın güneyi, belki şehre bir film gelir kitabı. Az önce bahsettiler. Türkiye'nin ilk köy filmi. Bataklıdam'ın kızı Aysel. Bursa'da çevriliyor bu film. 1934 yılında. Şimdi şöyle bir şey düşünün. 34 yılı. Vapurla Mudanya'ya geliyor film ekibi. İşte Mudanya trenine biniyor. Oradan Beşevler istasyonunda iniyor ve katırlarla, eşeklerle Çalı'nın yolunu tutuyorlar. Kim var bunların içinde? Muhsin Ertuğrul. Yani tiyatromuzun kurucusu neredeyse. Hani Muhsin Ertuğrul yönetiyor filmi. Kim var? Bir dönemin star oyuncusu, hatta star sözcüğünün ilk kullanıldığı artist. Cahide Sonku. Cahide Sonku, Talat Artemel, Hazım Körmükçü. O dönem tiyatrocuların hepsi Çalı'dalar. Bir köydeler, Bursa'nın bir köyündeler. 2-3 ay kalıyorlar burada. Çekimler yapılıyor. İşte Cezmi Ar kameraman, bir dönemin neredeyse bütün filmlerinin kameramanı. Zaten Muhsin Ertuğrul tiyatro kökenli. Bir dönem filmlerinin bütün yönetmeni, yani bütün filmlerin yönetmeni pardon. Çalı'dalar, bir köye bir film gelse bile sevinen insanlar, film çekilmeye gelindiğinde sevinçlerini bir düşünün. Yani film izlemiyorlar, filmin çekimini izliyorlar orada ve
Artistleri yaklaşabiliyorlar, dokunabiliyorlar, evlerinde misafir ediyorlar. İşte Bursa ilk sesli film olan, en fazla büyükbaş hayvanın kullanıldığı, böyle özellikleri de var filmin. Ve ilk köy filmi, İstanbul dışında çekilen ilk köy filmi. Ve plato kullanılmadan çekiliyor. İstanbul'da köy filmi yapmışlar daha önce. Dekor, arkada köy manzarası. Öyle çekimler yapılmış ama ilk defa bir köy ortamında film çekiliyor. Bu filmin bir özelliği de o. İşte ilk Müslüman Türk güzeli bu filmde oynuyor. Feriha Tevfik. Daha önce Ermeni ve Rumlardan güzeldi. Yani Müslümanlar katılmıyordu güzellik yarışmalarına. Ama katılıp birinci olan ilk kez Müslüman kadınlardan birinci olan Feriha Tevfik bu filmde oynuyor yine. Filmin müziklerini Cemal Reşit Rey yapmış. Ve filmde Çalılılar rol almış, yani figüran rolündeler. Çalılıları da bu filmde görmeniz mümkün. Filmin internetten ulaşabiliyorsunuz filme. Şimdi bunun gibi Bataklıdam'ın kızı Aysel. Şimdi elbette ki sadece bu film değil Bursa'da çevrilen. Daha sonraki yıllarda birçok film çevriliyor. Yani Bursa bu yönüyle bir plato aslında. Hani İstanbul sokaklarında filminden tutun da günümüzde işte en son bazı filmleri söyleyeyim size. İşte Balık filmini duydunuz mu? Derviş Zaimoğlu'nun. O en son işte Bursa'da çekildi. Ve daha birçok film var. 60'lı 70'li yıllarda çekilen birçok film var. Şöyle biraz izleyelim şunu eğer sinema gözüyle bulursa. Bir iki kare en azından izletelim. Zaman zaman durdurayım size. Ses var değil mi? Var. Ben şöyle şuraya geçeyim. Evet, Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuşu filmi Bursa'da, İnegöl'de. Hababam sınıfının bir bölümü Bursa'da çekiliyor. Zorlu Damat filmi Ayhan Işık'ın yine Bursa mekan olarak seçiliyor. Cinayet sahnesi yine heykelde. Şoför Nebahat filmi. Yine belli bölümleri Bursa'da çekiliyor. Değil mi? Ya buradan şeyi de görüyoruz. Bursa'nın mimari yapısının değişimi. Evet. Yani bazı filmlerde Bursa sözcüğü geçiyor, bazı filmlerde bir sahne geçiyor ama birçok filmin belli bölümleri erkek hissesi. Evet. Karlı Dağ'daki Ateş filmi, evet yine Bursa'da. Zorlu Damat'ı tekrar dönmüş. Mudanya sahipleri.
Şimdi Çelikbalat sahneleri var mesela. Karacabey at çiftliğinde çekilmiş sahneler var. Gemlik. Yılmaz Güney yine birçok filmi var. Bursa'da Yılmaz Güney, Mudanya sahnelerinde. Ve Kaplıcalar. Bursa Kaplıcaları. Ve Çelik Palası. Asri Kaplıca ilk adıyla. Burada bir sahneyi izleyelim, sonra dururuz, tekrar döneriz. Ayhan Işık filmde aslında Karacabey'de bir ağanın oğludur. Ama burada komi numarası yapmaktadır. Belgin Gürer. Asıl Karacabey'de bir ağa iken Yeşilçam'ın konularından birisidir bu işte. Kendini fakir gösterir. Bakalım, yani zengin göstermez erkek oyuncu. Cumhuriyet Kurtuluş filmi de yine Bursa'da bir sahneleri çekildi. Ve yine Yılmaz Güney'in. Çok sık karşılaşmışsınızdır zaten filmlerde. Uludağ, hep tatilde Uludağ'da yapılır. Thank you.
Evet. Şimdi bu ve yani gördüğünüz bu filmlerin tabii çok çok üzerinde Bursa'da çekilen filmlerin sayısı. Yani yüzlerle ifade edebiliriz. Yüzleri de geçer filmlerin sayısı. Kemal Sunal'ın Davacı filmi gene Bursa'da. Tabii Bursa'da. Davaro. Davaro filmi. Davacı da Bursa'da çekildi. Davaro da Yenişehir'de çekildi. Yani biz çok kısa bir şey, Deniz Bey'le birlikte çok kısa bir şey yaptık. Deniz Yayın. Onu da rahmetle anıyoruz. Yaşamını yitirdi geçtiğimiz yıl. O da bir belgesel sinemacıydı. Karacabeyli. Ama işte Bataklıdam'ın kızı Aysel gibi birçok film çekiliyor. Hepsinin ayrı ayrı hikayesi var aslında. Bir çekim hikayesi var. Tabii ki Bataklıdam'ın kızı Aysel filminin özelliği ilk köy filmi olması. İşte İsveçli yazar Selma Lagerlöf onun bir eserinden hatırlarsınız eskiden Uçan Kaz diye bir çizgi film vardı. Morton diye. Biliyor musunuz? Ha? Nisve Uçan Kaz. Oradan Bursa cezaevinde hapis yatan o yıllarda, buradan da edebiyata geçelim biraz. Nazım Hikmet bu öyküyü okuyor ve oradan Aysel, Bataklıdam'ın kızı Aysel filminin senaryolaştırıyor. Bunu nereden öğreniyoruz? Hem Nazım Hikmet'le hapis yatanların anılarında hem de Semih Berksoy'un anılarında Bursa yakınlarında bir film çekiliyordu. Ve yanılmıyorsam birazdan slaytlarda göreceksiniz. Bunun senaryosunu Nazım Hikmet yazmıştı. Ve ilk köy filmiydi diye Semih Berksoy da anlatır. Yine Nazım Hikmet'le hapis yatan birçok kişi de bundan bahseder. Tabii ki o zaman Nazım Hikmet yasaklı olduğu için farklı bir isimle filmde akar, jenerikte. Biraz yine bu ilk köy filmine dönüp bugün de bağlayıp edebiyata geçmek istiyorum. Böyle bir film geliyor köye. Ben köye 80 yıl sonra gittim Çalı'ya. Yani 2011 yılında ilk kez gittim Çalı'ya. Ve köyün sokaklarında geziyorum. Niçin geldin diyorlar. Hayırdır diyorlar. Fotoğraf çekiyorsun falan. Ben bir filmi araştırıyorum. Zaten ben bunu söylediğimde köylü Bataklıdam'ın kızı Aysel mi diyor. Özellikle yaşı 70-80 olanlar. Tabii şimdi gençler çocuklar da biliyor. Şu kitaptan sonra özellikle kendilerini anlatan, Bursa'yı anlatan bu kitaptan sonra o köylülerle söyleyişi de yaptık biz TÜYAP'ta. Türkiye'nin ilk köy filmi 2 sene önce falan. Şimdi köylü belli bir bilinçte bu filmle ilgili. Tabii ki film çekimi sırasında çok dramatik anlar da yaşanmış. Mesela Hüseyin Ferik diye birisi kendisi 2 yaşındayken annesini kaybediyor. Annesini hiç görmüyor, hatırlamıyor. 1950'li yıllarda film Bursa'ya geliyor. Bu Bataklıdam'ın kızı Aysel filmi. Ve filmde bir sahnede köylüler Hüseyin'e diyor ki bak annen, annesinin 12 yaşını görüyor filmde. Annesi 12 yaşındayken film çekilmiş. Ve annesinin hakkında hiçbir şeye sahip olmayan Hüseyin filmde annesinin çocukluğunu görüyor hareketli bir şekilde. Elbette ki fotoğraflarını falan biliyordu ama böyle buna benzer birçok böyle hikaye var. Bir hikayenin içinde birden çok hikaye var. Ve bu film çevriliyor, İngiltere'de seslendiriliyor. 1934 yılında çekimi tamamlanıyor. 34-35'te de tamamen bitirilip artık piyasaya sürülüyor. Nerede oynuyor? Bursa'da bir sinema kültürü de vardı bir dönem. Dilek Sineması, bugünkü Yapı Kredi Bankası'nın olduğu yerdeydi. Set başında. Ve Dilek Sineması birçok çiftin ya da çift olmaya aday olanların buluşma yeriydi. 14-20'de Dilek Sineması'nda diye randevu alındı, verilirdi birbirine. Tabii daha önce Tayyare Sineması vardı aslında. Çok böyle nasıl söyleyeyim, Bursa'nın gözde sinemaları arasında. Diğer İnci Sineması, Yeni Sinema, Marmara Sineması, Rüya Sineması'nın, Yazıcıoğlu Sineması'nın karşısında asıl Tayyare Kültür Merkezi vardı. Sistemi çok iyi, film gösterme, ses sistemi vesaire. Ama Dilek Sineması çıktı, Tayyare'nin havası söndü. Çünkü Dilek Sineması çok yeni bir sistem kullandı. Çok güzel filmler getirdi. Bu nedenle Dilek Sineması daha popüler hale geldi. Ve Bursalıların bir buluşma noktası olmayı başardı. Zaten Bursalılar genelde o güzergahta yürürdü. Heykel Postane diye bir grup da var sosyal medyada. Yani Rıdvan'ın kahvesi dediğimiz mahfilde toplanır. Oradan postaneye kadar her akşam tur atarlardı. İşte genç kızlar, erkekler ellerinde ay çekirdekleri ya da işte
Bursa'ya özgü şeyler, tur atarlardı ve ifade edilen Bursalılar yolun solundan giderdi. Yabancılar da o tayyarenin olduğu taraftan gelirdi. Yabancı olduklarını öyle anlarlardı. Yani karşıdan gelen insanların. Böyle bir gelenek, heykel postane turu bir dönemin önemli turuydu ve bu tur üzerinde de işte bu sinemalar vardı. Marmara Sineması tiyatronun arkasındaki eğitim araçları salonu. Yeni sinema İskender'in aralığındaydı. Rüya Sineması ise Setbaşı Kütüphanesi'ni biliyorsunuz. Ha, bazılarınız mutlaka bu sinemalara da gitmiştir, biliyordur. Kavşakta şu an, yani bu yeşilden inen lambalar, şey lambalar var ya yeşilde. Aşağı iniyorsunuz, aşağı inen bir yol var. Sizi Gökdere'ye çıkaracak yol. O kavşakta, o yol üzerinde eskiden Rüya Sineması vardı. Ve bu Rüya Sineması masalıydı. Hani oraya aileler böreklerini, çöreklerini getirip yerken aynı zamanda film seyrediyorlardı. Böyle bir kültür vardı. Aa öyle miydi falan diyor, yaşları ortaya çıkmasın. Tamam. Şimdi, evet. Bu hani sadece Bursa'da değil, elbette ki Türkiye'nin birçok kentinde böyle bir sinema kültürü vardı ama Bursa İstanbul'a yakındı, daha canlı bir şehir her zaman için. Ve Bursa'dan birçok önemli isim de çıktı. Hani hala da çıkıyor şu an. Yani bu Bursa'da aslında bu filmlerin çekilmesi, Bursa'nın bu önemli filmlere ev sahipliği yapması boşuna bir çaba olmadı. Gerçekten tiyatroculara bakın, dizi oyuncularına bakın. Bursa'dan, hem Bursa'daki özel tiyatrolardan, hem Bursa Devlet Tiyatrosu'ndan burada giden birçok oyuncu vardır Bursalı. Bunların en başında işte Nur Sürer, Bursalı olduğunu biliyorsunuz değil mi Nur Sürer'in? Nur Sürer, Molla Arap'ta oturuyor, ailesi oturuyordu o zaman. Kız Lisesi'nde okuyor, Çelebi Mehmet Ortaokulu'nda okuyor. Kız Lisesi'ni bitiriyor İstanbul'a. Orhan Gazi'ye geliyor aile ilk önce. Örneğin Şerif Sezer, Mudanyalı. Şerif Sezer'i biliyorsunuz bir dönemin yani en iyi yardımcı kadın oyuncusu. O da Bursalı. İşte Ceyda Düvenci yeni nesil, hani Kemal Paşalı. Ama çok önemli sinemacılar çıkıyor Bursa'dan. Hem oyuncu hem de yönetmen bazında. Tiyatro ve sinemayı düşünebiliriz burada. Böyle bir Erdal Özyağcılar. Erdal Özyağcılar. Evet, ben de şu an onun apartmanında oturuyorum. Erdal Özyağcılar yine Bursa'dan çıkma. Birçok oyuncu var. Birçok önemli oyuncu var. Ben şeye bağlıyorum bunu. Hani işte Bursa'da böyle bir kültür sanat ortamının olması, filmlerin çekilmesi, hem plato olarak kullanılması. Bir düşünsenize köyünüze bir film gelmiş işte. Hani çocuk ne yapıyor? Örneğin şu an Çalı Muhtarı Mustafa Yunguş. 3 filmde oynamış adam. Yani o hep diyor ki ben bunu Bataklıdam'ın kızı Aysel'e borçluyum. Biraz da havaya girmiş böyle. Hani kendini devlet oyuncusu falan sanıyor. Hani böyle hani biz de tabii ki bozuntuya vermiyoruz. Ben diyor Hacı rolünde oynadım diyor böyle. Hani farklı bir yerden konuşuyor. Farklı bir şeyden bu güzel aynı zamanda. Yine Selvi Boylumalı Yazmalı'nın son diziyi kastediyorum. Bazı sahneleri Çalı'da çekildi. Birçok filme yine ev sahipliği yaptı Çalı. Ve Çalı'da şu anda köy filmleri festivali yapılıyor örneğin. Dördüncüsünü, beşincisini yapacağız bu sene. Ve 1500-2000 genç katılıyor bu film festivaline. Tabii ki çıkış noktası Bataklıdam'ın Kızı Aysel filmi. İlk köy filmi burada çekildi. Ve bu köye de biz şimdi mahalle bir festival kazandırdık. Kamplı, çok da güzel bir festival oluyor. Türkiye'nin en önemli yönetmenleri geliyor, söyleşi yapılıyor. Filmler izletiliyor. Bu sene de gelmenizi öneririm. Bizim organizasyonumuzda oluyor. Çalı'da gençlerle birlikte yapıyoruz bunu. Çalı'da bir dernek var. Çeküder diye bir dernek. Çalı'lı gençlerden oluşan en az 40 genç bu işin içinde Çalı'da. Bu festivalin içinde. Aktif çalışıyorlar. Bu bile bakın etkidir aslında. Hani oradaki 40 gencin sinemayla ilgilenmesini sağlıyor çekilen bu film. Bursa öyle bir şehir. O nedenle düz bir şehir değil. Platosuyla, doğal güzellikleriyle her ne kadar beton haline getirdilerse de böyle yaşanmışlıkları olan bir şehir, kültürel ve tarihi birikimi olan bir şehir. Şimdi biz rota çıkaralım dedik Bursa'da. Kültür rotaları.
Hiçbir kente böyle bir şey, hiçbir kent böyle bir avantaja sahip değildir. 10-15 tane kültür rotası çıkardık. Henüz daha tanıtmadık bunları. Ama 10-15 kültür rotası çıktı. Yani bu hangi ilde, kaç ilde var? İşte İstanbul'da çıkartırsınız. İzmir'de, hadi Ankara, Bursa. Hani birçok şey var. Hem tarihi rotalar var. İşte en basit kuruluş rotası. İşte Evliyalar rotası. İşte nedir? Tanpınar rotası. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın 5 şehrinden birisi de Bursa'dır. Bursa'yı anlatır. Ahmet Hamdi Tanpınar. Aziz Nesin'in 3 ay sürgünlük yaşadığı şehirdir Bursa. Ahmet Vefik Paşa'nın sürgün vali olarak gönderildiği şehirdir. Ama Bursa'yı ayağa kaldırmıştır Ahmet Vefik Paşa. Çok önemli bir insandır, yöneticidir. Tiyatroyu kalkındırması, hastaneyi kalkındırması. Şu anki memleket hastanesinin ilk adı belediye hastanesi, sonra Ahmet Vefik Paşa Hastanesi'dir. 52 yılında yıkılıp yerine memleket hastanesi yapılıyor. Birçok iş yapmıştır, sokaklar açmıştır Ahmet Vefik Paşa, sürgün geldiği halde. Ve daha birçok sürgün var, Bursa sürgünü var, edebiyatçı. Bunlardan birisi de, bunu nereden yapacağız, tam ekran. Şuradan yapabilir miyiz? Yoksa tam ekran yapacağız. Değil. Değil ama Bursa'ya 6 kez, 7 kez gelmiştir. En sık geldiği şehirlerden birisidir. Geri dönmüştür. Evet. Süleyman Çelebi Bursalı. Tabii işte edebiyata girdim. Şimdi oradan başlayacağım. Nazım'dan önce bazı edebiyatçıları tanıyalım Bursalı. Aşık Kul Halil. Halk ozanı. O zaman Bursa'da tekstilde, tütünde Ermeniler, Ermeni kadınlar çalışıyor. Ve bir kalkışma oluyor. Bugünkü Vakıflar Bankası Bölge Müdürlüğü heykelde. Tütün idaresi orada. Ermeni kadınlar maaşlarından paralarının verilmediği gerekçesiyle ayaklanıyorlar. Ve Aşık Kul Halil bir şiir yazıyor bu ayaklanan kadınlara. Çok güzel bir şiirdir. 4 kıtadan oluşan bir şiir. Ahmet Paşa divan şairi Bursalıdır. Yine divan şairi İsmail Beli. Bir gece Leyla'da akşamlayanlar onun kapısından gitmezler bir daha diye. Çok önemli bir beyti vardır İsmail Beli'nin. Ahmet Paşa'nın türbesi Muradiye'dedir. Süleyman Çelebi'ye gelecek olursak, Süleyman Çelebi Ulu Cami'nin ilk imamıdır. Mevlid'in şairi, Vesilet-i Necat adlı eserin. Yıldırım Beyazıt cami inşaatını bitirdikten sonra onu baş imam olarak atamıştır. Ve türbesinde biliyorsunuz Çekirge'de, Çekirge yolu üzerinde. Karagöz Hacivat'ımız zaten bildiğiniz bir konu, gölge oyununun simgeleri yine Bursa'dır. Sadece şunu belirtmek gerekir, Karagöz Hacivat sadece bir oyun değildir. Orhan Camii inşaatında işte çalışan iki işçi ve işçileri oyaladıkları gerekçesiyle öldürüldükleri söyleniyor ama asıl Karagöz Hacivat aslında Osmanlı'nın gazetesidir. Ordu savaşa gitti. Karagöz seslenir. Hacivat cevap verir. İşte Yeniçeriler ayaklanıyor, rahatsız. Ya da işte halk ekmek bulamıyor. Günlük sorunları, ordunun içinde bulunduğu durumları, savaşları, zaferleri, yenilgileri, günlük olayların hepsi Karagöz perdesinde gösterilir. Bir gazete gibi. Halk gelişmeleri Karagöz Hacivat'tan oradaki oyunları izleyerek öğrenir bir dönem. Bursa'da, İstanbul'da ve gölge oyunu olduğu her yerde güncellenebilir oyunlardır çünkü bunlar. Hani güne uydurulan oyunlardır. Bugün bile burada Karagöz gösterimi yapılsa size üniversite sınavlarından bahsettirebilir. Hacivat üniversite sınavından bahseder, Karagöz ona cevap verebilir. Böylesi özelliğe sahip oyunlardır ve bunların da çıkış yeri Bursa'dır yine Karagöz Hacivat'ın memleketleri. İşte Orhan'ın eli ve Hacivat mahallesi olduğu bilinir. Ki böylesi bir kentte çok güzel bir çabaydı. İpek Yolu Film Festivali başlatıldı fakat bir yıl sonra kaldırıldı. Niye kaldırıldı anlamak mümkün değil. Böylesi bir deminden beri saydığım sinemayla ilgili özelliklere sahip bir yerde,
bir film festivalinin olmaması bence çok yanlış. Malatya'da yapılıyor. Küçümsediğim için söylemiyorum. Hani işte birçok böyle küçük kentte yapılıyor. Bursa gibi bir yerde ve böyle bir birikime sahip bir yerde de yapılmalı diye düşünüyorum. Bursa'ya edebiyatçılar da çok şey, hem çok şey kazanmışlar Bursa'dan, hem çok şey vermişler bence. Bursa'nın adını duyurmuşlar. Şimdi söyleşinin bu bölümünde aslında biraz konuyu Nazım Hikmet'e bağlamak istiyorum. O da kitaplarımdan birisinde, ikisinde hatta anlattığım bir yazarımızdı. Birisi Nazım'ın Bursa Yılları kitabında. Diğeri de yine Baop'un katkılarıyla yayımlanan Yüzümde Nazım Bizi Var kitabımda. Nazım'ın Bursa Yılları'nı anlattım. Aslında bir anı değildi amacım. Yani bir şairin başından geçenleri anlatmak değildi. Bir şeye basmak istiyordum. Nazım'ın yüzüne bakmış insanlar, Nazım'ın dokunduğu insanlar çıktıktan sonra ne yapmışlar? Benim derdim buydu. Bunun peşinden gittim biraz da. Ha, Orhan Kemal Nazım Hikmet Rapis yapmış, ne yaptığını biliyoruz. Türkiye'de biliyor. İşte çıkıyor, Varlık Dergisi'nde yazmaya başlıyor. Daha sonra romanları geliyor ve Türkiye'nin önemli roman yazarı oluyor. İşte İbrahim Balaban, Bursalı, Seçköy'den, 35 kilometre uzaklıkta bir köyden, Osman Gazi'ne bağlı bir köy. Şu an hala hayatta, ressam oluyor. Bu da tamam. İkisini biliyor Türkiye. Bilmeyenler de vardır elbet ama ikisi böyle. Peki diğerleri ne yaptı? Hani hiç adlarını bile bilmediğimiz isimler ne gibi büyük işler yaptı köylerinde? Bunun peşinden. Yani bir şair nasıl etkiledi? Bir şairle hapis yatmak ne kazandırdı bunlara? Biraz bunun peşinden gittim ve gördüm ki hani çok şeyi değiştirmiş. Hani bir kere şu, aydınlar genelde Türkiye'de, bu Türkiye gibi toplumların özelliğidir, halkı küçümserler. Genelde tepeden bakarlar. Genel olarak söylüyorum. Şimdi Nazım Hikmet öyle birisi değil. Nazım Hikmet oturup cezaevinde günlerce, saatlerce birisiyle tartışabiliyor. İlkokul mezunu birisiyle. Kendisi sosyalist, komünist olmasına rağmen Demokrat Parti'den içeri girmiş birisiyle günlerce tartışabiliyor. Ya da işte 2. Dünya Savaşı yıllarında, Bursa'da o 40'lı yıllar, Hitlerci olanlarla oturup, Hitler'i savunanlarla oturup bu katip olabilir, mahkum olabilir, saatlerce konuşabiliyor. Onlara kitap önerebiliyor. Onların arkadaşlarını, dostluğunu kaybetmeyerek kazanıyor. Cezaevine Demokrat Parti'den girip ya da işte Hitler'i savunanlardan girip de çıktıktan sonra Türkiye İşçi Partisi'nin kurucusu olmuş çok insan var. Bunlardan birisi işte Yakup Yıldırım. İçeri girme nedeni CHP'nin Kemal Paşa'daki seçimlere engel olması. Yani Demokrat Parti'nin ilçeye girmesine engel olması. Oy pusulaları girecek, Demokrat Parti'nin oy pusulaları. O zamanki tek parti karşı çıkıyor buna, girip sokmamaya çalışıyor o yıllarda. Yakup Yıldırım da Demokrat Parti kökenli. Bir arbede çıkıyor, bu arbede de içeri alınıyor. Şimdi Nazım Hikmet onunla tanışıyor. Bunun gibi ve bunun yaşamını değiştiriyor ve hayata başka bir pencereden bakmasını sağlıyor. Ve dışarı çıktığında da Yakup Yıldırım'ın çocukları sendikal mücadele yürütüyor. Bursa'da otomobilist sendikasını kuruyor. Yakup Yıldırım Türkiye İşçi Partisi'nin kurucuları arasında yer alıyor. Şimdi öte yandan İbrahim Balaban'a bakın, kan davasından içeri girmiş. 17 yaşında komşusunu öldürmüş. Çıktıktan sonra kan davasını tek taraflı olarak bitiriyor. İşte neyse kan parası, buysa onu vermeyi kabul ediyor, sürmesin diyor bu iş. Böyle kan davasından giren birçok insan çıktıktan sonra vazgeçiyor bundan ve hepsi ilerleyen yaşamlarında ya da bana, bunlardan bazılarıyla ben görüştüm, yüzle görüştüm. Yani 20'ye yakınını hayattayken yakalamayı başardım. Biz bu dünya görüşünü, biz bu felsefeyi, insanları sevmeyi, doğayı sevmeyi Nazım Hikmet'ten öğrendik diyorlar mesela. Bu çok kıymetli bir şeydi. İşte Keles'in bir köyü, Kıran Işıklar. Kıran Işıklar'da Niyazi amca. Aslında Nazım amca. Fakat babası Ahmet Atak, oğlu Niyazi'nin adını 1940'lı yıllarda üstelik Nazım Hikmet'le hapis yatıp çıktıktan sonra Nazım diye değiştiriyor. Ki dağ köyleri daha tutucudur o dönem, daha şeydir. Fakat bunu değiştiriyor.
Ve ne yapıyor bu Ahmet Atak, Nazım Hikmet'le hapis yatmış? Köye bir orman dikiyor. İşte gidip Trilye'de 6 aylık eğitmen kurslarına gidip köyünde öğretmenlik yapmak istiyor. Daha önce öyle bir düşüncesi yok kafasında. Şimdi daha sonra 35 yıl köyde kalıyor. Yani köyde bu eğitimi veriyor. Buna benzer birçok hikaye. Ben hani tek tek şimdi hızlı hızlı geçeceğim. Bu saydığım isimleri göreceksiniz. Yani bir şairin bir şehre dokunuşu diyelim bir dönem. Çok önemli bir etkiye neden olmuş. Bilmeniz açısından söylüyorum. Nazım Hikmet Bursa'ya 3 kez geliyor. Birisi 33 yılında getiriliyor. 34 yılının Ağustos ayında Cumhuriyet'in 10. yıl affından yararlanarak çıkıyor. Bu sürede de birçok insanla teması oluyor. Daha sonra dışarıda senaryolar yazıyor, İpek Film Stüdyoları. Az önce hani Bataklıdam'ın kızı Aysel'i anlattım size. O filmin yapımcısı İpek Film. İpek Film'de başka filmlerin senaryolarını yazmaya başlıyor. Akşam Gazetesi'nde çalışıyor. Kimle çalışıyor Akşam Gazetesi'nde? Yine Bursalı karikatürist Cemal Nadir'le. Cemal Nadir Bursa'da tabelacılık yapıyor. Çok yoksul, fakir bir insan. İstanbul'a taşınma kararı alıyor. Ve bir şekilde yolları Cemal Nadir'le Nazım Hikmet'in İstanbul'da kesişiyor. Alın size bir Bursalı dev sanatçı daha. Cemal Nadir. Amca Bey tiplemesinin mucidi. Yani ve bir dönemin simge karikatüristi Cemal Nadir. 35 yılında Bursa'da Tayyare Kültür Merkezi'nde bir sergi açmaya karar veriyor Cemal Nadir. Ve bu serginin haberini yapmak için de İstanbul'dan yakın dostu Nazım Hikmet Yalova'ya, Yalova'dan otobüsle Bursa'ya geliyor. Tayyare Kültür Merkezi'ne giriyor. Cemal Nadir'in sergisini geziyor. Ve bu sergideki izlenimlerini 1935 yılında Akşam Gazetesi'nde yazıyor. Kelepçesiz olarak Bursa'ya geldiği tek yolculuk bu Nazım Hikmet'in. Kelepçesiz gelip, kelepçesiz gittiği. Şimdi daha sonra 1940 yılında Çankırı cezaevinden tekrar Bursa'ya getiriliyor. İkinci kez içeri alınıyor İstanbul'da. Birkaç cezaevini geziyor. Ankara, Çankırı 5 Aralık'ta Bursa'ya getiriliyor. 10 yıl kesintisiz Bursa cezaevinde hapis yatıyor. Yani 8 Nisan 1950'ye kadar. Şimdi ilk hapisliğine dönecek olursak, ilk hapisliğinde mimar olmayan mimar ödülü birisiyle beraber aynı kelepçeyi paylaşıyor. Muğla'ya gitmişsinizdir. Akyaka'yı bilirsiniz. Var mı gideniniz? Akyaka evleri. Akyaka evleriyle Nail Çakırhan'ın projesidir Akyaka evleri. Orada dernek de vardır, Nail Çakırhan Derneği. Ağhan 1983 yılı Ağhan Mimarlık Ödülünü alıyor. Nail Çakırhan. Mimar olmadığı halde dünyanın en prestijli ödüllerinden birisinin sahibi. Nazım'la ne ilgisi var? Bursa Ağır Ceza Mahkemesi, şimdiki Kent Müzesi. İlk hapisliğinde 33 yılında ikişerli olarak mahkumları kelepçeleyip içeri alıyorlar mahkemeye. Nazım Hikmet'in kelepçelendiği kişi Nail Çakırhan. İkisi beraber. İşte işçilere bildiri dağıtmak suçundan. İkisini içeri alıyorlar. Nail Çakırhan'ın eşi Halit Çambel, bilirsiniz, Kartepe kazılarıyla meşhur Adana ve birçok bölgede kazı yürütmüştür Halit Hanım. 2-3 sene önce yitirdik Halit Çambel'i de. Böylesine önemli isimler de Bursa'ya gelmiştir. İşte 1,5 yıl hapis yatıyor Nail Çakırhan Bursa'da. Nazım Hikmet'le de 1+1=1 diye bir şiir kitabı da çıkarıyor. Bakın 34 yılı Cumhuriyet Gazetesi, Kent Müzesi'nin fotoğrafı var. Yani Bursa Ağır Ceza Mahkemesi'nin. Bu da bugünkü hali. Ne diyor gazete? Bursa'daki muhakemeye başlandı. Ve o yıllarda Nazım Hikmet Bursa cezaevinde Faik Bercavi diye birisiyle hapis yatıyor. Bu Faik Bercavi Bursa'da Nazım'la yattıktan sonra dışarı çıkıyor, ressam oluyor. Fransa'da, Almanya'da, Macaristan'da, dünyanın 50 ülkesinde 50 sergi açıyor. İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler ordularına karşı savaşıyor. Şimdi ve ne diyor? Ben bunu Nazım'a borçluyum diyor. Bu fikri, bu düşünceyi Bursa'da kazandım. Nazım Hikmet'ten kazandım diyor. Che Guevara Nazım Hikmet'i tanıyor. Nerede tanıyor? Bursa cezaevindeyken duyuyor. Şimdi 56 yılında annesine bir mektup yazıyor Che Guevara. Ben bunu
Che Guevara'nın annesinin kitabından aldım. Annesinin bir kitabı var. Oğlunu anlattığı bir kitap. Che Guevara annesine yazdığı bir mektupta 56 yılında Nazım Hikmet'in bir şiirini, Bursa'da yazdığı bir şiiri koymuş. Karım benim şiirini koymuş. Şöyle, bu bilgiyi okudunuz zaten. 6 Temmuz 1950 tarihli mektupta Nazım Hikmet'in dizeleriyle sonlandırır. Mektup şu, şöyle biter. Meksiko 6 Temmuz 56 İçişleri Bakanlığı Cezaevi. Sevgili anne baba, şu andan itibaren ölümümü bir yenilgi olarak değerlendirmeyeceğim. Aksine Hikmet gibi şöyle diyeceğim. Yalnız yarım kalmış bir şarkının acısını toprağa götüreceğim. Hepinizi kucaklıyorum. Kitabın adı da altta yazıyor. Bu hani şey, son mektubunda yüreğim sersem başım sızlıyor diyorsun. Seni asarlarsa seni kaybedersem diyorsun. Yaşayamam. Şiiri. Karma mektup şiirinin son bölümlerini Che Guevara alıyor. Nazım Hikmet'in dediği gibi diyor sana bunlarla sesleneceğim diyor. Evet, Oğlum Che kitabından alıntıdır bu. Şimdi Türkiye'nin ilk köy filmini anlattık. Kimler bahsediyor? İşte filmin senaryosu Nobel Edebiyatı'nı alan Selma Lagerlöf'tan geçiyoruz. Onu Bursa'ya getiren Mustafa Kemal Paşalı Ömer Deniz. Yine Bursa'nın önemli bir etkisi var. Buraları hızlı geçiyorum. Ömer Deniz şu fotoğrafta gördüğünüz kişi. Ve onun en beğenilen şiirlerini yazdığı Bursa Cezaevi. Birçoğunuz biliyordur burayı. Şimdiki adliye binasının yerine kurulu yerdi. Ve memleketinden insan manzaralarını, Kuvayi Milliye'yi ve daha birçok şiirini bu avluda ve işte buradaki tayyareyi andıran... O binadan 21 gün alacağım var. Öyle mi? Evet, ve bu bina Meşrutiyet dönemine ait bir bina ve bu binayı yıktılar. Koruma kurulunun yıkılamaz kararına rağmen. Yıkıldı. Yani inanılmaz bir şey yani. Meşrutiyet dönemine ait kaç bina var Türkiye'de? Ve yıkıldı bu bina. Yani bu binada birçok kişinin anısı var. Sadece Nazım Hikmet'in değil. Birçok edebiyatçının kaldığı yer. Hatta hani Türkiye siyasi hareketinin bir dönem gençlik önderleri Deniz Gezmiş, Can Alptekin de 3 ay burada kalmışlar. Necip Fazıl burada kalmış. Yılmaz Güney kalmış. Orhan Kemal zaten roman yazmayı burada öğreniyor Nazım Hikmet'ten. Yani böyle bir müze olacak yer. Şimdi yaptım dolgu malzemesi oldu. Evet, evet. Şimdi burada tanıdığı, hayatına dokunduğu çok insan var demiştik Nazım Hikmet'in. Bunlardan birisi Neşati Üster. Bursa Tabip Odası çok iyi tanır Neşati abiyi. Neşati abi Bursa Verem Savaş Derneği'nin kurucusudur. 1986 yılında hayatını kaybetti. Nazım Hikmet'in Bursa'daki gönüllü doktorudur. Çelik Palas'ında doktorluğunu yapmıştır bir dönem. Cezaevine de gidip gelerek Nazım Hikmet'e ve yakınlarının tedavileriyle ilgilenmiştir. Böyle bir özelliği var Nazım'ın. Yine onun doktorlarından birisi. Buraları hızlı geçiyorum. Daha çok edebiyatçı yönüne değineceğiz. Kimler geliyor Bursa'ya başka? O yıllarda hepinizin yakından tanıyacağı Abidin Dino, ressam Bursa'da. Hemen şurada Abidin Dino. Esat Adil Müstecaplıoğlu ve yine dönemin ünlü gazetecisi, Atatürk'ün de akrabası. Adı aklıma gelir, şimdi gelmedi. Bir dönem çok önemli bir magazin yazarı. Hepsi Bursa cezaevindeler. Tabii ki 50'den önce de geliyorlar Bursa'ya bunlar, bu ünlü isimler. Cahide Sonko örneğin geliyor, Nazım Hikmet'e 200 lira harçlık bırakıyor. Safiye Ayla geliyor, yardım ediyor. Ve hatta bu yüzden gözaltına alıyor Safiye Ayla. İçeri alıyorlar. 2 gün emniyette tutup bırakıyorlar. Sen nasıl olur da bir vatan hainine işte erzak gönderirsin. Şimdi biliyorsunuz güncel bir konu bu. Belediye başkan adaylarından birisi de öyle bir şey dedi geçen gün. Ama şunu unuttu. Nazım'ın itibara ihtiyacı yok. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama 2019 yılında senin bakanlar kurulun bir vatan hainini mi vatandaşlığa kabul etti? Bu soruyu sormak lazım Ali Nur Bey'e. Bunun cevabını versin. 2009'da senin Cumhurbaşkanı
bu ülkenin cumhurbaşkanı vatandaşlara kabul etti. Vatan ve bayrak düşmanını mı kabul etti o zaman? Deme diye sormak lazım. Ben densiz bir açıklama olarak niteliyorum. Şimdi Kartallı Kazım, Kuvayi Milliye şiirinde geçen. Aslında gerçek birisi bu. Adı ismi İbrahim Göleber. Ve Pendikli. Yani onun eserlerini yazdığı kişiler, eserlerinde yer verdiği kişiler aslında Bursa cezaevinde hapis yattığı kişiler. Anadolu insanını, ülkemizin insanını taşıyor eserlerine. Yine Abdurrahman Palas, ki Abdullah Palas pardon, çok farklı bir insan. Katil, ailesini öldürüyorlar. O da ailesini öldürenleri öldürüyor. Adalet yerini bulmayınca işte hayatı bununla hep hapishanelerde geçiyor. Görüyorsunuz sicilini. Adam öldürmediği tek dönem var. Bursa cezaevinde Nazım Hikmet'le hapis yattığı dönem. Söz veriyor, öldürmeyeceğim diyor. Nazım Hikmet'in koğuşundan alıyorlar. Bu sefer Bursa cezaevinin ağalarından Feriköy'lü İbrahim'i öldürüyor mesela. Böyle değişik bir adam Abdullah Palas. Ve basına da konu oluyor Abdullah Palas. 46 yıl cezaevlerinde yatıyor. Çok ilginç bir şey var. En son idam kararı verecek hakim. Kalemi kırmaya gel deniyor. Kıramazsın diyor hakime. Niye diyor? 65 yaşını doldurdum diyor. O gün duruşman yapıldığı gün 65 yaşını doldurmuş. Böyle ilginç bir şey. Orhan Kemal'i söyledik. Bursa'da yetişen edebiyatçı. Ve kitapları, Orhan Kemal'in bazı kitapları. Ve Nazım Hikmet bir dokumacı grubu kuruyor Bursa'da. İkinci Dünya Savaşı yılları ekmek karne ile veriliyor. Yoksulluk var. Bir dokuma tezgahları getirme fikri oluşuyor. Kapalı Çarşı'dan iplik alıyorlar, Kozuhan'dan iplik alıyorlar. Ve mahkumlar, şimdi şu mahkumlara baktığınızda, yani her biri işte Keles'ten, işte Orhaneli'den, İnegöl'den, şimdi bir şairi düşünün. Bakın sarayda yetişmiş bir adam. Paşa torunu. Ama halkını küçümsemediğini, bu fotoğraf en büyük kanıtıdır. Yani en büyük kanıtı oturmuş aralarında onlarla çalışıyor, onlarla iplik eğiriyor, onlarla kitap okuyor. Yani böyle bir aydır. Mesela Yakup Yıldırım'ın kızı bir şey söylüyor bana. Kemal Paşa da diyor ki, babam namazını kılardı diyor, ayak yolunda diyor, tuvaletin önünde diyor. Ve diyor Nazım Hikmet ceza müdürüyle kavga etmiş. Pösteki getirsin diye. Hani namazını orada kılsın diye. Şimdi böyle de bir adam o dönem zaten bu olmazsa şunu başaramaz. Şu fotoğrafa girmeyi başaramaz zaten. Onu atarlar yani, onu dışlarlar. Cezaevlerini biliyoruz hepimiz yani. Okuyoruz, görüyoruz. Böyle bir durum var. Şimdi Orhan Kemal'in babası yine Bursa'yla önemli bir şeyi var. Bursa düz bir şehir değil demiştim. Orhan Kemal'in babası Kemal Paşa kaymakamı. Ama Kurtuluş Savaşı'nda da önemli görevler üstlenmiş. Bozüyük, Bilecik ve Bursa'da Kurtuluş Savaşı'na halkı kazanmak amacıyla konuşmalar, çok iyi bir hatipmiş. Böyle bir özelliği var. Kirmansi Kaymakamı Abdülkadir Kemali Bey. Nazım Hikmet onu da insan manzaralarına Şevki Bey adıyla taşıyor. 16 sayfa yer veriyor Şevki Bey'e. Şevki Bey birinci mecliste milletvekili oluyor. Fakat ikinci mecliste halkçı fikirlerinden dolayı alınmıyor. Öyle de bir özelliği var. Çünkü o zaman çok değişik fikirler var bu zaman olduğu gibi. Orhan Kemal'in babası Kemal Paşa Kaymakamı. Burayı da hızlı hızlı geçiyorum ben. Ve onun yine Bursa cezaevinde yetiştirdiği İbrahim Balaban, Seçköylü. Ve hemen yanındaki yine Nazım Hikmet'le hapis yatmış bir Bursalı İsmail Başaran, Müşküle Köyü'nden, İznik'ten. Şimdi İbrahim Balaban şu an yaşayan önemli ressamlarımızdan birisi. İsmail Başaran yaşamını yitirdi ama kan davasından görüyor ikisi de. Biri ressam oluyor, diğeri de buğday direniyor diye bir şiir kitabı yayınlıyor. İsmail Başaran başka ne yapıyor? İsmail Başaran köylü gençleri topluyor. Nazım'ın Şeyh Bedrettin şiirini okuyor. Bir şiire bir bakmanızı isterim bir ara. Şiiri bitirirken köylülerin hepsi amin diye şey yapıyorlar. Hani sonucu
öyle bir şeyden mistik bir şiir. Yani şiirin sonunda belli bir mistisizm var. Şeyh Bedrettin'den bahsediyor. İçinde şeyh geçtiği için şiirin sonunda bütün köylü amin diye bağırıyor. Ve İznik Gölü'ne gençleri topluyor. İsmail Başaran şairin şiirlerini okuyor. Nazım Hikmet'i anlatıyor. Köyde bir müşküle dostluk kulübü kuruluyor. Bir kütüphane kuruluyor. Hani dedik ya onunla hapis yatıp çıkanlar neler yapmış. Tiyatro kuruluyor. İsmail Başaran gençlerden birisini öyle bir etkiliyor ki bu yine geçtiğimiz yıllarda kaybettik 2 ya da 3 sene önce Fevzi Kavuk. O köyün 4 dönem muhtarlığını yapıyor. Türkiye İşçi Partisi'nden. Büyük bir çoğunlukla seçiliyor. Bu köyü bilirsiniz bir dönemde tepki olsun diye 6 tane köyün delisini azat seçtiler. Muhtar da kendini muhtarlık odasında astı. Hani köylü muhtara ceza verdi. Köylü muhtara ceza verdi. Muhtarıdan hoşlanmadıkları için tuttular azalarını, delileri seçtiler, köyün delilerini. Muhtar koltuğunda, makamında kendini astı. Basına da çıktı bu. Böyle o köy yani. Bu köy o köy. Evet, İbrahim Balaban'ın evi. Ve Nazım Hikmet'in birçok yağlı boya tablosuna ulaştım ben köylerde. Yani onun mahkumlara yaptığı, hediye ettiği yağlı boya tablolar. Onların hikayeleri. Mesela bu az önceki kişi, Balcı Remzi. Asıl adı Nuri Doğaç. Bu hiç içeri girmiyor. Bursa'da esnaflardan birisi şaire götürüyor, yağ bal götürüyor. Yardım ediyor. Ve Nazım Hikmet onun bir tablosunu yapıyor. Aynı zamanda memleketinden insan manzaralarına Balcı Remzi diye Nuri Doğaç'ı getiriyor yani işliyor. Az önce bahsettiğim işte İsmail Başaran'ın kitabının kapağı bu. Kitabı da var bende, elimde var, baskısı yok. Atal Behramoğlu'nun ön sözüyle yayınlanmış bir kitaptır bu. Ve işte çınar dikiyorlar bu köyler. Nazım Hikmet 63 yılında Moskova'da öldüğünde hani onun bir şiiri var ya hani yoldaşlar işte ölürsem diyor Anadolu'da bir köy mezarlığına gömün beni. Traktörler geçsin alt başımdan diyor. Irgat Osman'la Ayşe'nin öbür yanımda diyor. Şimdi bu vasiyetine uyarak onunla hapis yapmış insanlar İznik'in Müşküle köyünde diyorlar ki biz buraya bir çınar dikeceğiz. Nazım'ın mezarını da buraya istiyoruz. 60'lı yıllarda çınarı dikiyorlar. Çok ziyaret ediliyor diye jandarma kesiyor çınarı. Ondan sonra bir daha dikiyorlar. Bu sefer yine çok ziyaret oluyor. Yine kesiyorlar. Üçüncüde dikiyorlar ağacı ama yerini kimseye söylemiyorlar. Fevzi abi bana işte Fevzi Kavuk. Bu dikilen çınarı yıllar sonra gösterdi. Büyüdükten sonra gösterdi çınar. Şu anda İznik Gölü kıyısında bu çınar. Elbette ki bir şairin mezarının özellikle bu Nazım Hikmet olması daha kıymetli tabii. Hani muhalif kimliğiyle biliniyor, görüşleri mevcut düzene zıt. Köylülerin çağırması, işte kıran ışıklar bizde olsun diyor. Müşküle bizde olsun diyor. Eskişehir'de Doğançayır köyü yok bizde olsun diyor. Malatya'dan çağırıyorlar, Seçköy'den. Yani bu önemli bir şey diye düşünüyorum. Yine bir Bursalı. Bursa Spor'un kurucularından birisi Necati Akgün. Tanırsınız belki bazılarınız Necati abiyi. Necati abi Kozahan'da çalışıyor. Yalioğlu iplikçilikte o yıllarda. Nazım iplik alıyor ya. Bir günde Yalioğlu patron yani küçük Necati'ye diyor ki cezaevine git diyor. Nazım Hikmet'e iplik götür. İşte Necati abi bir gün cezaevine gidiyor. Nazım Hikmet ve Orhan Kemal'le bir fotoğraf çektiriyor. Yani bu kareye girmeyi çok isterdi değil mi? Ha böyle bir ilginç bir anısı var Necati abinin. Yani Allah rahmet eylesin onu da kaybettik. Necati abi de öldü. Birkaç sene önce. Bu kitaba yetiştim. Yani bu kitaba yetiştim. Ben şimdi de hep şunu söylerim. Yani keşke benden önce birisi bu araştırmayı yapsaydı. Niye? Çünkü 80'li yıllarda bu kitap yazılsaydı birçok kişi hayattaydı. Nazım Hikmet'le hapis yatan. Ben 15-20 tanesine yetiştim. Ha 60 kişi var kitap ama onların torunlarına yetiştim. Evde anlatılanlara yetiştim. Yani evde hala Nazım Hikmet anlatılıyor. Bilmem İnekül'ün Güney Kestane Köyü'nde. Karacabey'in Yeni Karaağaç Köyü'nde. Şimdi köylüler demişken Cepne, Mudanya'nın köyünden birisi Nazım Hikmet'le hapis yatmış. Siz de Mudanya'dan geliyorsunuz değil mi? Size de anlatayım bunu. Sonra dışarı çıkıyor. Bu Cepne'li Halil Cengiz. Dışarı çıkıyor.
Köy kahvesinde Nazım'ı anlatıyor. Ya diyor, öyle değil diyor. Hani sizin dediğiniz gibi bu adam kötü bir adam değil. İşte şöyle yaptı, böyle yaptı. Bize kitap öneriyor. İşte dokuma tezgahları getirdi. İtiraz dilekçelerimizi yazıyor. Sağlık, sevgi aldığımız zaman bize yardımcı oluyor. Doktorla görüştürüyor. İşte meydan dayağı atılıyordu eskiden mahkumlara. Bunu kaldırdı. Buna benzer konuşurken bu Halil Cengiz gibi birçok kişi komünizm propagandası yapmaktan tekrar içeri alınıyor. Yani kahvelerden Hazım Hikmet'i anlattıkları için iddia edilen suçlama komünizm propagandası yapmak ve tekrar işte bunlardan birisi de Cepneli Halil Cengiz. Dışarı çıkıyor. Nasıl? Oraya çıkıyor, giriyor, tekrar içeri alınıyor çıktıktan sonra. Bu da o dönemin gazetelerinden birisine konu oluyor. Yine Nazım Hikmet'in hayatında önemli biri, ceza müdürünün kızı. Aslında ona edebiyat dersleri veriyor Şehnaz Akıncı'ya. Fakat Şehnaz Akıncı'nın yetişmesine çok katkısı oluyor. Sabahattin Ali'ye bir mektup yazıyor. Şehnaz, Türkiye Atlı Spor Kulübü'nün kurucusu. Sabahattin Ali'ye bir mektup yazıyor. Diyor ki ceza müdürünün kızı Şehnaz diyor. Bursa Necati Bey kız meslek lisesinde okur diyor. Onu diyor birkaç mektubu var. Yani bu mektupta da bahsediyor mu ondan bilmiyorum. İsmet Paşa Kız Enstitüsü'nde okutalım diyor Ankara'da. Ve Sabahattin Ali araya giriyor. Şehnaz Ankara'ya. İsmet Paşa Kız Enstitüsü'nde okuyor. 1950 yılında Nazım Hikmet Bursa Cezaevinde açlık grevine başlayınca Şehnaz da o açlık grevine destek veriyor. Kimle birlikte? Öğretmeniyle birlikte. Felsefe öğretmeni. İsmet Paşa Kız Enstitüsü'nden. İstanbul'daki eyleme katılıyorlar. Kim onun öğretmeni? Sinan Cemgil'in annesi. Nazife Cemgil. İkisi beraber tutuklanıyor. Nazife Cemgil'i serbest bırakıyorlar. Şehnaz 1,5 sene Sultanahmet cezaevinde hapis yatıyor. Şehnaz Akıncı, Bursa cezaevi müdürünün kızı. Hasan Tahsin Akıncı'nın kızı. Hasan Tahsin Akıncı, yani cezaevi müdürü, İstiklal Madalyası sahibi, Kurtuluş Savaşı'nda İznik Kuvayi Milliye'nin kurucusu, böyle bir insan. Şehnaz da modacı oluyor sonra. Çok ünlü bir modacı oluyor. Paris'te eğitim görüyor. Abidin Dino sık sık Bursa cezaevine geldiği için Paris'te onun elinden tutuyor. Ve Bursa'daki bazı mekanlar, hani Bursa'da dolaşırken o yüzden, hani Bursa'da, ben de Bursa'da o yüzden yaşamak istiyorum. Bir sürü Ahmet Hamdi Tanpınar'ın, Süleyman Çelebi'nin, Nazım Hikmet'in anıları var. Yani birçok insanın filmler çekiliyor. Hani bu şehir bana keyif veriyor açıkçası. Burada yaşamak. İşte Binbir Gece masallarının orijinal nüshası Bursa'da mesela. İnebey Kütüphanesi'nde. İnebey Yazma Eserler Müzesi'nde. Hani bunları bilmek, böyle bir şehirde birçok şey var yani. İşte Nazım'ın kaldığı otellerden birisi ve eşine yazmış. Servinaz Otel. Aynen bu şekilde duruyor. Şu an işlemiyor. Kapatıldı ama bu şekilde duruyor. Bu mekanlar, burada fotoğrafı var örneğin Nazım Hikmet'in eşiyle, Piraye ile. Ve yine o otelin içinden bir fotoğraf. Ve insan manzaraları Bursa'da yazılıyor. Kurtuluş Savaşı'na katılmış insanlar çıkmış savaştan. Çeşitli nedenlerle cezaevlerindeler ve Nazım Hikmet o Kurtuluş Savaşı'nı yaşamış, katılmış insanlarla hapis yatıyor. Ağırlıklı olarak. Daha yeni bitmiş yani işte 23, işte 41 yani 15 yıl, 20 yıl. Hepsi Kurtuluş Savaşı'nda gençliklerini oralarda geçirmiş, o yılları yaşamış insanlar. Ve insan manzaraları ve Kuvayi Milliye, işte daha çok Kuvayi Milliye bu sohbetler sırasında çıkıyor. Onun o mahkumlarla yaptığı sohbetlerden çıkıyor bu eserler. Tablolar dedim, işte çeşitli tablolar evlerde. Bu İnegöl'de bulduğum bir tablo. Bu Kıran Işıklar, az önce hikayesinden bahsettim. Nazım amca, şimdi benim yanımdaki asıl adı Niyazi'ydi. Babası Ahmet Atak, Nazım'ı çok sevdiği için çıkıyor. 43 yılında babasını, oğlunun adını Nazım yapıyor. Şimdi Nazım amca ne yapıyor köyde? Gidin bakın, her köyün şenliğini kendisi düzenliyor. Köy festivalini. Bir sürü 17'lik delikanlı var orada. Mesela Nazım amca yapıyor. Bu niye? Gidin bir sohbet edin köyde. Bir kahvede çayını için Kıran Işıklar'da. Ne dediğimi öyle daha iyi anlarsınız. Sen yani Nazım'ın yüzünü görmediği öğrencisi. Ama acayip etkilenmiş ondan ve şu an köyünü güzelleştirmek için babası gibi elinden geleni yapıyor. Bir çekim merkezi oluyor Nazım Hikmet Bursa'da. Kız Muallim, Cumhuriyet'in ilk okulları Bursa'da.
Kız Muallim Mektebi. Amerikan Koleji kapatılmış 1929'da. Işıklar Askeri Lisesi, Bursa Sultanisi Erkek Lisesi. Ziraat Mektebi. Yani çok önemli okullar var Bursa'da o dönem. Necati Bey. Ve bu bir birikim sağlıyor Bursa'da. Yani belli bir kültürel birikim getiriyor. Birçok ünlü isim Bursa'dan mezun oluyor. Şimdi o dönem okullarda işte çeşitli öğretmenler görev yapıyor. Nebahat Sutunç bunlardan birisi. Nazım Hikmet'i ziyarete gidiyor öğretmenler toplanıp Bursa'da. Kız Muallim Mektebi öğretmenleri. İşte Işıklar Askeri Lisesi'nden de öğrenciler var. Gizli gizli, sivil üniformayla falan. Ama bu açığa çıkıyor. Sürüyorlar mesela bazı öğretmenleri. Sürgün ediyorlar okullardan. Çok etkileniyor Nebahat Sutunç bu ziyaretlerden ve bir öğretmenin kaleminden Nazım Hikmet diye bir kitap yazıyor. 2 sene önce hayattaydı hala Nebahat Hanım. Fotoğrafta görüyorsunuz. Bodrum'da buldum onu. Yakup Yıldırım, komünist Yakup, yani Demokrat Parti'den giriyor dediğim hani Kemal Paşalı, cezaevinin de aşçısı. Onun da tablosunu yapmış Nazım Hikmet. Ve fidye kızıklı, Rize kökenli asıl Laz Eyüp. Cezaevinden kaçırmaya yelteniyor Nazım Hikmet'i. Fakat ceza müdürü iyi bir insan olduğu için başı belaya girmesin diye bu plandan vazgeçiyorlar. Fidye Kızık'ta şu an kestane fabrikası vardır tepede, köşk denilen yerde. Onun sahibi çocukları. Safiye Ayla'dan bahsettim. Erzak gönderiyor Bursa cezaevine. Bundan dolayı gözaltına alınıyor. İşte bir vatan haini nasıl yardım yataklık edersin diye. Şöyle bakıyoruz. O kişinin de gazetecinin de adı olacak burada. Evet. Naci, ne Naci'ydi? Naci Sadullah. Evet. 1930'lu yılların ve 40'lı yılların Türkiye'deki en popüler gazetecisi. Mustafa Kemal'in akrabası. Cezaevindeki resmi hatırlıyor musunuz? Şu an bilmiyorum. Hani cezaevinde Abidin Dün öyle çekilmiş bir fotoğrafını göstermiştim daha önceki slaytlarda. O gazetecinin adı Naci Sadullah'tı. Safiye Aydan'ın da sevgilisi. O dönem. Rami Salman, Yugoslavya yani kökenli, Yeniköy'de oturuyor. Şimdi hayatta değil. Onunla görüşmüştüm. Şimdi fotoğrafını çekmeye kalktım köyde, Yeniköy'de. Orhan Gazi'ye bağlı Yeniköy. Köylüler, bir Kore gazisidir kendisi. Köylüler yüksek sesle dediler ki, hayırdır Ramiz amca, gazilikten mi çekiyor fotoğrafını bu genç? O zaman tabii ben daha işte bundan 10-15 sene önceyi söylüyorum. Yok dedi. Komünistlikten çekiyorlar. Var mı itirazın dedi. 82 yaşındaydı bu cümleleri söylerken Ramiz amca. Yani 82 yaşında ve Yeniköy'ün kahvesinde bu cümleleri kurdu. 2 sene sonra da yaşamını yitirdi. Biz görüntülerini de aldık. Bir belgesel haline de getirdik bunları. Evet, sonra açlık grevine başlıyor Nazım Hikmet Bursa'da ve Orhan Veliler Bursa'daki bu şaire destek vermek için onlar da açlık grevine başlıyor. Diyorlar ki bu şair bırakılana kadar biz de yemek yemeyeceğiz diyorlar. Melih Cevdet Anday, Orhan Veli, Oktay Rıfat. Bursa cezaevinden her fotoğrafı böyle kalabalık Nazım. Yani Orhan Kemal de yanında, katip de yanında. Orada katiplik yapıyor aynı zamanda. Ama bütün mahkumlar da iç içe. Onlarla bir kardeş gibi, bir abi gibi, bir arkadaş gibi. Kimse zorla bu fotoğrafı onları koyamazdı. Ve evet, İstanbul'a götürülüyor. Cezaevi yıkılıyor sonraki günlerde. Bursa cezaevi. Böyle bir kent Bursa. Dediğim gibi şairlere birçok şey kazandırmış. Çünkü Bursa'yı, Bursa'da olması aslında belki de o eseri gerçek bir eser yapmış. Çünkü Balkan göçünün olduğu bir yer Bursa aynı zamanda. Birçok göçün yanı sıra Kafkas göçünün olduğu bir yer. Belki böyle bir kentte hapishanede buluşmasaydı o mahkumlarla memleketinden insan manzaraları ya da Kuvayi Milliye çıkmayabilirdi yani ya da bu şekilde çıkmayabilirdi. Diğer sinema, edebiyat ve sanatın diğer alanlarında birçok şeyin, birçok ressamın da aynı zamanda mesela kentidir Bursa, Bursalıdır. Şefik Bursalı'dan çıkıp tutun da işte Malik Aksel'e kadar birçok ressamın yine Bursa'da izleri vardır. Bursa'yla bir bağlantısı vardır. Ben Bursa'da hani bir kenti, bir kentte yaşıyorsanız o kenti iyi tanımamız gerektiğini savunanlardanım.
O zaman daha anlamlı oluyor yaşamınız, o kentteki yaşamınız. Tabii böyle bakmayabilirsiniz. Hani 8-5 işimize gidip gelebiliriz hepimiz, ben, siz. Ama zaman zaman bu tür hikayeleri okumak, bu tür şeyleri düşünmek ya da işte Bursa'da gezerken bu mekanlara uğramak, bunların rotaları da hazırlanıyor. Biz rotalarını da hazırlayacağız, bu kültür rotalarını. Aplike de edeceğiz cep telefonlarına. Böyle bir çalışmamız var. Ben sözü burada bitiriyorum. Sorularınız olursa soru alabilirim. Ama düz bir şehirde yaşamıyoruz. Bu şehirde yaşadığımız için ben kendi adıma söylüyorum. Çok mutluyum. Her tür soruna rağmen. Teşekkür ediyorum bu arada sizlere de. Var olun, sağ olun. Daha çok sayıda meslektaşımız sayıda. Ama en azından gelemeyenlere, daha sonra izleyecekleri bir fırsat da tanımış oluyoruz. Yani kaydı aldık. Yani Bizontele filminde belediye başkan ifadesiyle yaşadığımız kenti seversek orası dünyanın en güzel yeridir. Bursa'yı seviyoruz ve burada yaşamaya devam edeceğiz. Sağlığımız el verdiğince. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Değerli konuğumuz, araştırmacı yazar Sayın Güney Özkılınca, sunumları için çok teşekkür ediyoruz. Günün anısına plaket vermek üzere oda başkanımız Sayın Ahmet Hikmet Sönmez'i davet ediyorum. Evet. Ayrıca da beraber arkadaşlarla da bir evet. Yani bir fotoğraf alıyoruz. Daha sonra da Güney Bey'in kitapları satışta dışarıda. Baba Önder ya. Berk gel. Berk gelecek misin? Gel.